Selamlar, merhabalar hepinize. Videoma hoş geldiniz. Beyler, bayanlar, sevgili YouTube. Yine sizlerle beraber bir iş çıkışı trafiğinde bir vlog hazırlayalım istedim. Sohbet, muhabbet niteliğinde olsun yine, her zamanki gibi. Genel olarak arkadaşlar, bir şeyleri değiştirirken sizlere danışmayı seviyorum. Çünkü akıl akıldan üstündür malum. Bu tür şeylerde profesyonel olarak bir gayret içerisinde değilim. Elimden geldiğince kendi emeğimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bilmediğimiz konularda da genelde sizlere danışarak ilerlemek benim de işime geliyor açıkçası. Çünkü daha hızlı yol aldığımı düşünüyorum. Malumunuz yaklaşık 1,5 senedir, hatta neredeyse 2 sene olmak üzere bir Volvo S40 sahibiyim. Bunu daha önceden bir önceki aracımda Fluence'de değerlendirmek üzere sizlerle beraber bir fikir birliği yapmıştık. Onları da hatta mümkün olduğunca uygulamaya da geçtik. Yine aynı şekilde Volvo'da da bu aşamaları birlikte kat edelim istiyorum. Şimdi öncelikli olarak iki başlığımız olacak. Birincisi yapılanlar, ikincisi de yapılması planlananlar olmak üzere. Şimdi yapılanlardan ben size hızlıca şöyle bir bahsedip geçeyim. Xenon'larımın bir tanesinin bir gün böyle artık sarıya dönerek kızarmaya başladığını fark etmem üzerine hızlıca hemen internetten uygun diye düşündüğüm ve fiyat performans ürünü olarak değerlendirdiğim her zaman için Foto'nun D1S serisi 6000K'lık %50 güçlendirilmiş bu beyazdan mora doğru evrilen bir renk skalası var. 6000 Kelvin'in %50 güçlü hali. O rengi çok beğeniyorum ki Volvo'ya da oldukça iyi yakıştı. Onların siparişini verdim arkadaşlar. Üzerinden bir tanesinden Philips, diğerinden Osram çıkmıştı. Bunları zaten video içerisinde de sizlere aktarmıştım o zaman zarfında. Philips'te Osram'ı çıkarıp yerine Foton'la değişikliğimizi sağladık o dönem içerisinde. Onun haricinde ön tarafta makyajlama diyebileceğimiz yine farda kaşların ve Amerikan parklarının düzgün randımanlı bir şekilde yanmadığını veya yanmadığını gördüm. Veyası şu, bir videom vardı, hatırlar mısınız? Kormoran'ı test ettiğim Volvo'yla, kar yağıyordu o gün. O videoma dikkatli bir izleyicimiz, abi yanlarda Amerikan park olur bu araçlarda ve sende bunlar yanmıyor, sanırım ampullerin patlamış olabilir diye kendisinden bir dönüş almıştım. Hakikaten de öyleymiş. Onun sayesinde Amerikan parklarımın olduğunu ve bunların yanmadığını öğrenmiştim. Bu videoyu da zaten sizlerle paylaştım. Hatırlarsanız yine kanalımda mevcut. Yanlardaki Amerikan parkların turuncu ampullerle değişimini sağlamıştık o dönemde. Şu anda gayet böyle hoş bir İngiliz havasıyla ilerliyor aracımız. İngiliz araçlarında genelde olur ya böyle, yanlarda Amerikan parklarla birlikte farlara da güzel bir görüntü sağladı. Yanmadığı için onlar değiştirildi. Bir de yanmasından memnun olmadığım ortadaki o ara perde, xenonlarla kısa farlar arasındaki ara perde lambaları var arkadaşlar. Ara perde lambalarını değişimini sağladım. Çünkü bir tanesi sarı, bir tanesi de turuncu gibi yanıyordu ama böyle hani sarıyla turuncu arası, ötekisi sarıdan böyle daha açık sarıya dönmüş bir renkti. Hani baktığınız zaman bütünlük sağlamıyordu. Onu da değiştirdik güzelce. Bunlar maliyetsiz şeyler. Böyle ufak tefek şeyler olduğu için hızlıca yapılan şeylerdi. Bu dönem içerisinde bir de silecekler oldukça kötü durumdaydı. Onların da zaten lastik değişimlerini yapmıştım. Yine kanalda bunun videosunu bulabilirsiniz. Eğer merak edenler veya yapmak isteyenler olursa onlara da oradan edinebilirsiniz bu bilgileri. Bunlar haricinde arkadaşlar aracın üzerinde lastikleri Goodyear olarak gelmişti. Goodyear Eagle Sport olarak 225-45-17 ebatlarındaydı bu arada. Yalnız Eagle Sport'lar, yani 4 mevsim lastik gibi etli bir yapıya sahip ama yazlık lastiklerdi arkadaşlar. Ve üzerinde böyle hani 2019 tarihli olması lazım. Parçalanma, böyle kauçuklarında parçalanmalar görmüştüm. Yani ben çok şaşırmıştım açıkçası. Böyle hani baktığınız zaman sanki böyle üzerine böyle bir şeyler çarpılmış da zarar verilmiş gibi duran lastikler vardı. Yani ben çok şaşırmıştım. Bunlar da zaten hani yolda giderken de memnuniyetsizlik yaratıyordu. Oldukça gürültülü bir şekilde yuvarlanma sağlıyordu araçta. Hem ondan şikayetçiydim hem de darbe absorbe durumunda bana
oldukça gürültülü bir kokpit sunuyordu araç. Ve rahatsız edici bir durum sağlıyordu. Bundan dolayı da Eagle Sport'larla yolları ayırma kararı aldım o dönem içerisinde. Onun yerine yine bir fiyat performans ürünü olarak değerlendirdim ve yazlıklarda gayet başarılı buldum. Dunlop SP800 olması lazım. Not almıştım. FM800 serisi. Lastiklere geçiş yaptık. Yol tutuş performansı açısından da çok böyle harika bir lastik diyebilirim arkadaşlar. Hem konfor sunuyor sizlere, hem sessizlik sunuyor, hem de yolda yuvarlanma sırasında viraj aldığınızda yola harika bir tutunma sunuyor sizlere. Bunlar Dunlop'un bendeki gerçekten inanılmaz artılarıdır. Lastik değişimini bu şekilde sağladık. Lastikler değişti tabii ki. Lastikler değişti ama jantlarda maalesef görüntü açısından beğenmediğim bir durum vardı. Kenarlarda oldukça fazla darbeler ve bu darbelere bağlı olarak da çizilmeler, kırılmalar, yıpranmalar. Kırılmalar büyük kırılmalar değil ama hani böyle hafif boya döküntüleri olur ya arkadaşlar. Onlardan bahsediyorum. Bu tür şeyler vardı. Yani yakınlaştıkça görüyorsunuz. Hatta bijonlarında paslanmalar vesaire durumlar da vardı. Vesaire vesaire. Bunu da açıkçası tamamen boyamayı planladım bu yaz. Ama dedim ki hani en azından boyamadan önce bunu ben bir görüntü olarak nasıl bir tablo ortaya koyar bilemediğim için. Hani gümüşlerle direkt aynı renge geçmek istemedim açıkçası. Çünkü biraz daha düşünüp farklı bir renge geçmek istedim. Tahmin edenler vardır muhakkak. Gunmetal rengi. Gunmetal rengi benim siyah araçlara fazlasıyla yakıştırdığım bir renk. Ki Polo'da bu değişimi direkt olarak uygulamıştık. Çünkü Polo'nun bu değişime gerçekten ihtiyacı vardı. Ve gayet de yakıştı. Geri dönüşleri çok oluyor bana. Bu boyayı nereden temin edebilirim ve boya kodu gibisinden bana çok sorular yöneltiliyor. Sağ olsunlar, yani bu benimle aynı beğeniye sahip olmaları, beni desteklemeleri beni de mutlu ediyor bu yönden arkadaşlarımızın. Ben de elimden geldiğince sizlere zaten her konuda paylaşımda bulunuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'dan olsun, yorumlardan olsun devam ediyoruz bu şekilde hayatımıza. Gelelim konumuza tekrardan. Ben Dunlop'larla birlikte güzel bir tablo çıkaracağını düşündüm açıkçası, hani gunmetal renginin. Fakat bu hard geçiş, yani sert karar benim için Volvo'ya yapılabilecek bir hareket değildi açıkçası. Ondan dolayı da elimde bir plastik dip boyam vardı, gunmetal rengi. Onu Polo ile ilgili birkaç çalışmada kullanacaktım. Sonrasında kendimce dedim ki hani bunu jantlarda bir deneyelim bakalım. Eğer renkler hoşumuza giderse vakti zamanı geldiğinde tekrardan gunmetal'e direkt geçiş yaparız. Yani plastik dipi sökeriz. Plastik dipin üzerinden tekrardan gunmetal rengiyle yolumuza devam ederiz diye düşündüm. Nitekim de doğru bir karar almışız sanırım. Gerçekten plastik diple yaptığım uygulama Volvo'nun jantlarına çok güzel yakıştı arkadaşlar. Ben bu arada bu konuştuklarımı sizlere ara görüntüler halinde aktarıyor olacağım. Belki videoyu ilk defa izleyenler, kanalımı ilk defa ziyaret edenler olacaktır. Ondan dolayı da hem onlara böyle bir geçiş olarak hatırlatma olsun. Güzel de olur diye düşünüyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz bundan sonraki videolarımızda da. Şimdi gunmetal rengi benim fikrimce çok yakıştı arkadaşlar Volvo'ya. O premium havasından birazcık daha böyle sport premium mantığında evrildi diyebilirim. Zaten benim istediğimde birazcık böyle siyah ve işte gunmetal tarzı füme, yani siyahın bir tık açık renkleriyle aracı black spec halinde bir kombinasyona sokmaktı. Mesela cam filmlerim bu konuda beni rahatsız ediyor. Özellikle güneş vurduğu zaman kahverengi bir tona sahip. Aslında benim istediğim kahverenginin siyaha yakın olan rengi değil ama biraz daha böyle lacivertin siyaha, hatta yeşilin siyaha yakın olan renkleri Volvo'ya daha çok yakışacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili de zaten değişiklik yapmayı planladığım için bu planlananlar arasında yer alan notlarımdan bir tanesi. Şimdi yapılanlar hususunda jantlar boyandı, lastikler değiştirildi, farlar değiştirildi. Farlara ekstra olarak aydınlatma
kaplar eklendi. Bunlar haricinde arkadaşlar bir de kışlık lastik takımı aldık aracımıza. Kormoran vardı. Hatırlarsanız yine videolardan kormoran kıyaslaması bile yapmıştım hatta. Kormoranın bu ekstra karkaslı, ekstra load dediğimiz 225-45-17 ebatlarına sahip bir kışlık serisi lastik aldım arkadaşlar Volvo'ya. Kormoranlar kışlıklarda arkadaşlar, yani böyle kar yağdığı zaman ya da hava hafiften buza kestiği zaman harika lastiklerdir. Yani tam mevsimini yaşayabilen, kendini özgür hissettirebilen ve size fazlasıyla araç kullanımında güvenli seyahat etmenizi sağlayabilen güzel markalardan bir tanesi olduğu konusunda ben sizlere elimden geldiğince tüm bilgileri bugüne kadar aktardım. Yine aynı şekilde sözlerimin arkasındayım. Şimdi kormoranlardan neden vazgeçiyoruz peki? Ya da vazgeçecek miyiz? Bunun sorusunu şöyle soruyorum kendime. Bunun karşısına öyle bir premium lastik çıkarmalıyım ki fiyat performans açısından bana verdikleriyle beni kormoranlar karşısında daha mutlu etmeli. Bunun için de çok bir marka gelmiyor aklıma. Bilirsiniz yani bu lastiklerde en premium serilerden bir tanesi Michelin'e aittir. Kışlık olarak söylüyorum bu arada. Michelin'e aittir. Benim için ikinci olarak da Nokian vardır arkadaşlar. Nokian gerçekten premium araçlarda kendini gösterebilen ve nasıl diyeyim sizlere, yuvarlanmada hem gayet sessiz hem yolda sürüm konusunda da gayet konforlu hissettirebilen güzel markalardan bir tanesi. Ondan dolayı da bu konuda bir karar alma aşamasındayım. Bu hafta sizlere paylaşamadım ama Audi'nin petlasları vardı kışlık olarak. Petlaslar, yani buradan petlas kullananlar belki üzülecek bu söylediklerim ama petlas kışlıklar arkadaşlar maalesef çok kötü. Ne tutunma konusunda ne de frenleme konusunda beni bugüne kadar hiçbir aracım da mutlu etmedi. O yüzden orada da bir değişiklik yapma gereği duyduk. Ona da güzel bir 4 tane Nokian takım aldık arkadaşlar. Onunki de 245 45-18 olması lazım. Maalesef o araca lastik bulmak biraz zor oluyor. Biraz da maliyetli oluyor. O yüzden iyi fiyata yakaladığımız zaman da direkt düşünmeden hızlı bir alışveriş yaptık o araç içinde. Şimdi onu almışken bir aklım çelinmiyor değil. Ya diyorum ki kendime neden bir Nokian'a geçiş olmasın? Onu da bu kış hep beraber göreceğiz zaten. Eğer Nokian'lara geçersek onları da hem Instagram'da olsun hem de YouTube'da olsun sizlere bir Nokian Kormoran kıyaslaması yapmaya çalışacağım. Evet. Şimdi bu kadar bahsettik. Kormoran'la Nokian'ın farkını şöyle kıyaslayayım sizlere. Nokian'lar yakıt konusunda C sınıfı, yağmurda B sınıfı ve 69 desibel size gürültü, yuvarlanma gürültüsü elde ederken Kormoran'lar yakıtta D, yağmurda C, yuvarlanmada da 72 desibel gürültü ortamı sağlıyor maalesef. Ondan dolayı da hani böyle bir arada açık bir uçurum var açıkçası. Bunu da belki değerlendirmelerimde kullanacağım. Bakacağız. Bu dediğim gibi eğer bu değişiklik olursa da bunu da sizlerle paylaşacağım zaten. Video içerisinde de hatırlatmış olayım sizlere. Şimdi bakalım araçla ilgili neler yapabiliriz. Bu notlarımdan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar benim uzun zamandır planladığım şeylerden bir tanesi bu arka stop grubumun lambaları böyle çok böyle harika durmuyor. Yani frenlerim güzel, sislerim güzel ama işte sinyaller olsun, geri vites lambaları olsun, bunlar hep benim böyle bir, yani ya bu araca yakışmıyor dediğim şeylerden bir tanesi. Şimdi geri vites lambasıyla başlayalım. Premium serisi araçlarda genelde artık biliyorsunuz yani 2020'li yıllardan sonra genel olarak beyaza dönüş sağlandı. Ben de Volvo'da geri vites lambasında beyaz bir LED kullanmayı planlıyorum. Sizlerin bu konuda düşüncelerini ve bana yardımcı olabileceğiniz için önerebileceğiniz marka, model veya işte seri olabilir. Bunları benimle paylaşırsanız inanın çok mutlu olurum. Ha varsayalım bu konuda bilgi sahibi değilseniz, ben şu anda araştırmalarıma devam ediyorum. Eğer olur da bu değişikliği sağlarsanız zaten kanalda videosunu bulmanız da mümkün. Çektiğim zaman da köşelere bir yere bırakırım. Bütün videoları oradan da edinebilirsiniz. Evet, şimdi geri vites lambaları tamam okey ama bir de sinyal lambalar var.
bir yanlış hatırlamıyorsam Rus videosu olması lazım. Rus plakalı bir Volvo vardı. Orada LED kullanılmış. Çok da güzel yakışmıştı açıkçası. Onu da böyle araya küçük bir görüntü olarak sizlere eklemeye çalışacağım yine bu videomun içerisine. O LED görüntü sinyallerde gayet böyle hoş bir bütünlük sağlamıştı. Stop grubunda yine. Böyle bir düşünce içerisindeyim ve o video içerisinde yine göreceksiniz. Stop grubuna böyle ufak bir kiraz rengi verilmeye çalışılmış. O da gayet yakıştığını düşünmekteyim yine. Sizlerin düşüncelerini bu arada almak istiyorum gerçekten. Yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Ben arka stop grubunun üzerine bir böyle kiraz rengi olabilecek şekilde hafif bir folyolama işlevi yaptırmayı planlıyorum. Onunla birlikte geri vites lambaları zaten beyaza dönecek LED olarak. Bir de sorun yaşamazsak eğer arkadaşlar sinyalleri de LED'e çevirmeyi düşünüyorum. Fakat sinyallerde bu işte adaptasyon sorunu yaşanıyormuş. İşte sinyal verdiğiniz zaman hızlı yanıp sönme işte saçmalıkları falan yaşanabiliyormuş. İşte bunların yaşanmayan modelleri varmış, yaşananları varmış falan filan. Şimdi bunların hepsini araştıracağız, oturacağız, düşüneceğiz. Veya sizler bana bildiklerinizle yardımcı olacaksınız. Biz de bunu hızlıca Volvo üzerinde uygulamaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, polis amcamız durdurdu bizi. Neyse, muhabbetimize devam edelim. Bir şeyler de döktük arkadan ama. Şimdi gelelim bir de yan aynalardaki şu yan tarafta aynaların üzerinde sinyal lambaları var biliyorsunuz. Bu sinyal lambaların üzerinde arkadaşlar ufak tefek böyle çatlaklar vardı. Şimdi bu çatlaklar beni açıkçası bugüne kadar rahatsız etmedi ama geçenlerde aracı yıkattığım zaman içerisine hafif de olsa bir su aldığını gördüm. Bu da beni mutlu etmedi. Sonrasında ufak ufak böyle bir kararmada gördüm açıkçası. Şimdi bunların hepsini bilerek paylaşıyorum sizle ki not ediniyoruz. Not edinelim. Bunları da değiştirelim. Hepsinden kurtulalım istiyorum. Yalnız bu yandaki aynaların üzerindeki sinyal kapakları, yani ben açık konuşayım, Fluence'de 20 lira 50 lira gibi rakamlara hallediyordum. Normalde rakamlardan bahseden birisi değilim ama bunu burada açık yüreklilikle söyleyeceğim. Bu Volvo S40'ın yan aynalarındaki bu sinyal lambaları kapaklarıyla birlikte yan sanayileri bile 800 lira civarında arkadaşlar şu anda fiyat olarak. Ya bu da inanın yani gerçekten etmez diyorsunuz. Yani ben etmez diye düşünüyorum. İşte oturdum bir gün düşünüyorum. Sonrasında bu revizyon işlemleri yapan, soft kaplama yapan birkaç yer var. Onları kurcalarken dedim ki biz bunu neden stop tamir eden yerler var biliyorsunuz. Bu üst kapakları neden tamir ettirmiyoruz diye düşündüm. Şaşmazda birkaç yer araştırdım. Onların da notunu aldım arkadaşlar. Eğer bu değişikliği yaparsam zaten Instagram'da sizler için de paylaşacağım. Eğer böyle ihtiyaçları olan birileri varsa, hani bu kadar dünya bir para dökmek yerine en azından gidip o stop kapaklarını tamir ettirilen yerlerde bu tür işlemleri de yaptırmanız mümkün oluyor. En azından bunlar da aradan çıkmış olur diye düşünüyorum. Bu arada keşke yan tarafları da ledleyebilsek. Ama işte arkadaşlar, sinyallerde genelde bu takılma ve sürekli yanıp saçmalama durumları oluşabiliyormuş. Bunlar da bilmiyorum yani kafa karıştıran şeylerden bir tanesi. O yüzden biraz hani soru işareti kalıyor. Evet, şimdi gelelim iç kokpitte gözü tırmalayan şeylere. Oldum olası ne zaman bir Instagram'a Reels atsam birileri ya da birden fazla kişiler yazıyor. Diyor ki ya arkadaş, ya abi, ya usta, ya reis şu direksiyon artık bir değiştir. Yani sizce bu direksiyon bu araç için hani kötü bir direksiyon mu? Bilemedim direksiyon. Yani Allah var şimdi, hani o da güzel bir hava katıyor araca ama yani aracı ne yönde ilerletmek istediğimizle ilişkilendirmek lazım biraz da diye düşünüyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, hani ben aracı böyle hani süper sport mantığıyla değiştirmek yönünde pek dokunuşlar ya, hani biraz da böyle black spec mantığıyla, tamamen hatta black edition mantığıyla ufak ufak küçük küçük böyle dokunuşlar yaparak araçta yani güzel bir kombinasyon oluşturmaya çalışıyorum. Bunun da gene kararını sizlere sunalım. Sizce aracın bu direksiyon simidini R serisi direksiyon simidiyle değiştirelim mi? Yoksa bu üzerinde görmüş olduğunuz deri artık ufak ufak eskimeye başladı. Bunu soft bir kaplamayla
yenileyelim mi? Hani kaplama dediğim, bu arada arkadaşlar üzerine hani şu anam babam usulü şey yapıyorlar, yani deri dikiyorlar ya, öyle değil. Yani bunun güzel bir şekilde derinin yenilenmesini, orijinal yenilenmesini sağlayacak birkaç tane soft firma tanıyorum. Soft kaplama yapan firma. Onlardan bir tanesine götürerek bu işlemi bu araçta da uygulayabiliriz diye düşünmekteyim. Onun dışında yani gözümü tırmalayan şeylerden bir tanesi şu kaplamalar oldum olası bu aracın üzerinde. Bunları söküp altında ne var ne yok bir bakıp üzerine tekrardan bir kaplama mı geçelim? Yoksa bu kaplamalarla yolumuza devam edip üzerinde işte gerekli eksiklikleri tamamlayarak, mesela şu kenarlarda ufak ufak içten açılmalar var. Bu içten açılmaları tamir ederek yolumuza devam edelim sizce? Onun da yine kararını sizlere bırakıyorum. Bu konuda beni biraz aydınlatmanız lazım gerçekten. Çünkü ben bayağı kararsız kalıyorum bu kararları alırken. Evet, az önce sizlere bahsetmiştim. Aracın cam filminin renklerini pek sevmiyorum. Kahverengi tonlarda olduğu için. Aslında dışarıdan karanlıkta baktığınızda simsiyah bir görüntü sağlıyor ama yani güneşte yakaladığınızda, özellikle içeriden dışarı baktığınız zaman kahverengi siyah olduğunu araç içerisinden görebiliyorsunuz. Ya biz bunu lacivert ya da yeşilden siyaha dönüşümü sağlayan bir güzel bir cam filmine dönüştürebiliriz. Zaten ön taraflardaki cam filmlerimiz çok böyle hani bir numara sanırım. Benim sevmediğim karanlık koyuluğunda ben 2 numara olmasını iade ederdim. O yüzden 2 numara bir koyulukta cam filmi kullanabiliriz. Zaten sağ taraftaki camımızda da küçük küçük böyle bir yıpranma başlangıcı var. Onu da bahane ederek bu süreci de hızlandırmış oluruz. Bu arada aracın karoser üzerinde de göçük işlemleri var. Göçük işlemlerini de yaptıracağız. Hem kaput üzerinde olsun hem de işte arka sol çamurlukta küçük bir tane göçüğümüz var. Ben bunların hepsini yine not aldım. Nerelerde ne var ne yok. Onları da zaman buldukça değişim sağlayacağız arkadaşlar. Evet, biraz uçarı gelebilir size bu söyleyeceğim, şimdiki söyleyeceğim. Ama bazı firmalar artık Volvo'ya güzel NBT'ler getirmeye başlamış. Hani bu, yanlış duymadınız, BMW'lerde 4 serilerinde, 5 serilerinde, yeni kasalarda NBT ekranları var ya arkadaşlar. Volvo'nun orijinalinde şurada tam ortada küçük bir ekran var. Buraya koymuşlar. Hani hiçbir işlevselliği yok. Görüntü olarak da böyle sanki oraya oturtulmuş böyle küçük bir ekran, televizyon gibi bir görüntüsü var. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama bu söylediğim şeyin gene ara görüntülerde yakalayabilirsem ya da bir fotoğrafını yakalayabilirsem sizlere ara görüntü olarak eklemeye çalışacağım. Şuradan şuraya kadar şöyle ince tasarım bir NBT ekran var arkadaşlar. Gördüm. Bayağı da hoşuma gitti. Tabii ki bu ileriki planlardan bir tanesi. Eğer uzun süreli kullanma gibi bir hedefe ulaştırabilirsek S40'ı, onu da kullanabiliriz diye planlarım arasına yine dahil ettim. Evet, bir diğeri arkadaşlar, bu araç biliyorsunuz manuel bir araç olduğundan dolayı vitesi zamanla eskimişti. Bunun değişikliğini sağladık zaten. Ama pedal seti artık ufak ufak yıpranmaya başlamış. Yıprandığı için de ben bunun artık birazcık da olsun değişikliğe zamanı geldiği düşüncesindeyim. Ama bunları plastikle değiştirmeyi, yani o kauçuk, bildiğimiz standart kauçuk şeylerle değiştirmeyi düşünmüyorum. Düşünmememin de nedeni güzel metal, böyle metalik krom örneklerini yakalamış olmam yine. Bu kauçuk görüntü, yani bu tip araçlarda, yani güzel olmasına güzel ama arkadaşlar, madem kurcaladık bir şeyi, daha güzel bir şey ortaya çıkaralım mantığındayım ben. Bu pedal setini de hem şu solda ayak dinlendirme alanını krom kaplama, hem de pedalları krom kaplama olarak kullandığımız zaman gayet başarılı, böyle hoş bir görüntü ortaya koyacağını düşünüyorum yine. Bu da yine planlar arasında olan şeylerden bir tanesi. Bunu da artı ekledik içerisine. Evet, gelelim izolasyona. Arkadaşlar, ne kadar Volvo'da olsa zamanla bu araç artık oradan buradan trim sesi vermese de bir şekilde ses içeriye almaya başlıyor. Bunun da esas sebebi şu kapı fitilleri, işte kapının kapanma açısı, işte tam kapanıp tam kapanmaması vesaire vesaire şeyler.
Bu izolasyon konusunda yapılabilecekler gırla liste çıkarılabilir. Bunların içerisine işte az önce saydığım gibi fitiller eklenebilir. Fitiller haricinde kapı içi ve kapının bu en iç tarafında kalan yerleri kaplanmak suretiyle izolasyon malzemeleriyle doldurulabilir. Onun haricinde yolda yuvarlanma için içeriye alınabilecek kokpit sesleri absorbe edilebilsin diye çamurluk ve davulmaz içerisinde kalan o alanlar izolasyon malzemeleriyle kaplanabilir. Yine aynı şekilde stepnenin olduğu alan komple boş arkadaşlar. Şu anda tamam üzerinde çok güzel böyle bir kadife kaplamamız var ama ne kadar muhafaza edebileceği konusu büyük bir soru işareti. Orada yine dediğim gibi bir izolasyon malzemesiyle kaplanabilir. Bu kaplamalar yapıldıktan sonra da bu aracın kaderinin değişeceği yönünde gerçekten eminim arkadaşlar. Ses izolasyonu da bu aracı kullandıkça bana artı bir keyif verecektir kesinlikle. Bu da gerçekten yapmayı istediğim şeylerden bir tanesi olduğunu bilmenizi isterim. Bu arada az önce sizlere söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ben araca yapılanlar için saydıklarım arasında detailing işlemleri yoktu diye hatırlıyorum. Onu da tekrardan içerisine ekleyelim. Aracı Sonax firması çok güzel bir şekilde detailing işlemi uyguladı. Önce kirleme işlemi yapıldı arkadaşlar araca. Tüm araç kil yapıldı kapalı ortamda. Sonra üzerine çok güzel bir şekilde polisaj işlemi uygulandı. Polisajın üzerine cilalama ve en sonunda işte seramik uygulama işlemi yapılarak bu üzerinde nasıl diyeyim size, hani bebek poposu hassasiyeti diye adlandırılır ya her zaman. O pürüzsüzlük gerçekten aracın kaportasında hissedilebilir kıvama sonuç verdi. Görüntü olarak da şöyle, artık aracı yıkadığımda ya da yıkadığım zaman karşısına geçip izleme gereği duyduruyor bana. Gerçekten hoş bir parlaklık elde ettik araç içinde. Evet, son olarak garip bir kapanış yapacağız. Çünkü hepinizin bu araca yakıştırmayacağı bir şeyden bahsedeceğim. Benim de aslında ya acaba dediğim şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar şimdi kış geliyor ya, biliyorsunuz. Normalde ben bu araca 4 tane kara jant almayı planlıyordum. Bu bildiğimiz siyah kara delikli jantlar oluyor ya arkadaşlar. Onlardan alıp lastiğimi onun üzerine takıp böyle illegal bir formatta gezmeyi planlıyordum bu araçla. Yalnız 17'lik kara jant bulamadım ya. Ondan dolayı da 16'lığa düşmek istemedim. Sonra gideceğim 16'lık lastik bulacağım vesaire vesaire. Bu tantananın içerisine hiçbir şekilde girmek istemedim açıkçası. Ondan dolayı da normal jantlarımı kullanacağım. Eyvallah. Ama benim o kara jantla yaptığım bir kombinasyon vardı. Hemen ondan bahsedeyim size. Aracın bu hani çamurluklarına, eski araçlarda özellikle bu tozluk dediğimiz, çamurluk dediğimiz bu plastik kauçuk malzemeler takılırdı. Hatırlar mısınız? Hatırlamayanlar belki olur. Ben onu da yine ara görüntü olarak ekleyeceğim. Ya hala kararsızım. Bilmiyorum. Biraz acabalar yönünde çok fazla git gel yapıyorum ama o tozluklar bu araca güzel olur mu olmaz mı? İnanın ben de bilmiyorum. İnanın ben de çok düşünüyorum. Ama yani tek başıma alacağım bir karar değil. O yüzden sizlere danışmak istiyorum. Sizlerin fikirleri ve düşünceleri gerçekten beni bu yönde güzel ilerleme sağlayacağı kanaatindeyim arkadaşlar. Bir de aklıma gelmişken, bunu listeye dahil etmemiştim ama madem tozlu konusu lafı açıldı, bir şey daha eklemek istiyorum içerisine. Arkadaşlar biliyorsunuz yani lastikler jon mesafesi dolayısıyla biraz içeride kalıyor. Yani bu içeride kalan mesafeyi ben bir tık daha olsun böyle kalçalı bir görüntü vermek istediğim için dışarı doğru almak istiyorum. Yani bunu da spacer ekleyerek yapma gibi bir planım var. Bilmiyorum sizlerin bu konudaki düşünceleri ve fikirleri ne olur. O yüzden spacer konusundaki yaklaşımınızı veya bildiğiniz, kullanan veya kullanmış olan birileri varsa bana fikirlerini aktarabilirlerse yani çok çok memnun olurum açıkçası. O yüzden beni bu konuda aydınlatırsanız ve fikirlerinizi bana aktarırsanız beni mutlu edersiniz. Evet, yavaş yavaş
Eve geldik artık arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için, her videomun altına öyle ya da böyle bir şekilde yorum yaptığınız için, bu büyüme oranını birazcık da olsun hızlandırdığınız için hepinize sonsuz minnettarım. Evet. Bu ve benzeri videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, kanala abone olmayı, beni desteklemeyi ve yorum yapmayı muhakkak